Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, strateji ve bütçe başkanlığının bütçesi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, parlamentolar iki temel hak yaratır. Biri yasama hakkı, diğeri bütçe hakkıdır. Her iki hak da halk adına kullanılır. Bütçe, doğmamış çocuğun üzerinde hakkı olduğu bir mekanizmadır. Ve sıkı sıkıya korunup denetlenmesi, sorgulanması gerekir. Bugün meclise sunulan bu bütçeye baktığımızda içinde halka dair sadece bolca verginin olduğu bir bütçe görüyoruz. Bakın, bu bütçenin %25'i bütçe açığından oluşuyor. 2 yıldır ek bütçe yapıyoruz. Her şey sapıyor. Biri çıkıyor gözümdeki ışıltı diyor, biri çıkıyor dolarla mı maaş alıyorsunuz diyor. Olan vatandaşa oluyor. AKP yönetemediği bütçenin, har vurup harman savurduğu bütçenin faturasını halka kesiyor. Bu bütçe içinde öyle görünüyor ki ek bütçe gelecek. Eylül'ü görmeden bir ek bütçe yine meclisin gündemine gelecek. Sayın Başkan, ilginç bir veri sunayım. Cumhurbaşkanlığı için teklif edilen mal ve hizmet alımı 6.93 milyarken çalışma ve sosyal güvenlik, ticaret ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve turizm, gençlik ve spor, Ticaret Bakanlığı, çevre ve şehircilik, yani 7 tane bakanlığın toplam mal ve hizmet alımı 5.88 milyar. Sadece Cumhurbaşkanlığının mal ve hizmet alımı bu 7 tane bakanlığın mal ve hizmet alımının üstünde. Yani sarayın günlük mal ve hizmet alım gideri kabaca 19 milyon lira. Bu artış önümüzdeki yerel seçimlere kaynak yaratmak için mi kullanılacak, merak ediyoruz. Cumhurbaşkanlığının 2023'te 6.6 milyar olan bütçesi 2024 yılında 12.3 milyara çıkarılıyor. Artış oranı %85. Saray önümüzdeki yıl günde 33.6 milyon lira harcayacak. Saatte 1.4 milyon lira, dakikada 23 bin lira para harcayacak. Yani önümüzdeki yıl sarayın dakikalık harcaması 2 asgari ücrete eşit olacak. Halk hayal pazarlama konusunda AKP yeterince mahir. Bakın, 2023 vizyonu diye bir şey ortaya koydular. Vizyondan geriye sadece bu kağıda yazılanlar kaldı. 2023'te ilk 10 ekonomiden biri olacağız diyorlardı. 19. sıradayız. Ama ilk 10'a girdiğimiz bir yer var. Nedir o? Sefalet endeksi. Dünyanın sefalet endeksi sıralamasında 10. sıradayız. Bu ülkeyi dünyanın en sefil 10. ülkesi yaptınız. 2023'te hedef tutturamayanlar 2053 için hedef koymaya kalkıyorlar. Değerli milletvekilleri, bu Türkiye yüzyılı öyle bir makyaj ki makyaj silinince açlığı görüyoruz. O kadar ki Merkez Bankası Başkanı bile İstanbul'da ev bulamıyor ve annesinin yanına yerleşiyor. Başkan, barınamıyoruz hareketindeki gençlerle buluşsun, o gençler kendilerine olayın sebebini gayet net anlatır. Eserinizde ne kadar övünseniz az. Bu ülkede derin yoksulluk yok. Bu ülkede yoksulluk uçurumu var. Bu ülkede bodur çocuk gerçeği var. Beslenemediği için ağzında diş olmayan çocuklar var. Bir yanda da sarayın besilileri var. Pudra şekeri çekenler var. Altın tozlu kahve içenler var. Türkiye yüzyılının özeti şudur değerli arkadaşlar. Emekliye kuru ekmek, öğrenciye kurtlu yemek, yoksullara taş çorbası, saraydakilere ızgara, ciğer, yürek. Bu bütçeye hayır demek bizim vatandaşlık görevimizdir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Aytekin.